Kıymetli misafirlerimiz, programımıza başlıyoruz. Değerli misafirlerimizin yerlerini almalarını rica ediyoruz. Tüm güzelliklerinle aramıza hoş geldin minik bebek. Ailen seni ne çok bekledi bir bilsen. Bu sevgi dolu bakışların hayatın boyunca seninle olacağını biliyoruz. Seni bekleyen maceralarla dolu hayatında ailenle biz hep yanında olacağız. İlk adım atışından, okula başladığın ilk günün heyecanına, arkadaşlarınla biriktirdiğin onlarca anıdan, iş hayatında kazandığın başarılara kadar, her duygunu doyasıya yaşaman, başarılara koşman, kendini tanıman, hayata hazırlanman için sana ve ailene Özel Yaşam Merkezi'nin kapılarını açıyoruz. Kişiselleştirilmiş programla her öğrenciye özel ayrıcalıklı bir eğitim, özel bireyleri hayat hazırlarken ailelere de destek sağlayan bir plan, mesleki istihdam programlarıyla özel kazanımlar Dost Meram'da. Hep birlikte Down sendromlu bireyleri hayata hazırlamak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi Dost Meram'da buluşma zamanı. Şimdi dostluk zamanı. Sayın milletvekillerim, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın Hava Savunma Tugay Komutanım, Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Meram Kaymakamım, değerli rektörlerim, İl Emniyet Müdürüm, Sayın AK Parti ve MHP İl Başkanlarımız ve değerli teşkilat mensupları, belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, değerli başkanları, değerli basın mensupları, kıymetli protokol, Meram Belediye'mizin Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde hayata geçirdiği Dost Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi proje lansmanına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın daima destekçisi olan ve bu merkezin kuruluşuna öncülük eden Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi'yi proje sunumlarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza davet ediyor. Çok kıymetli milletvekillerim, sayın komutanlarım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörlerim, Sayın AK Parti ve MHP İl Başkanlarımız, Sayın Belediye Başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve temsilcileri, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatımızın değerli mensupları, muhtarlarımız, kıymetli basın mensuplarımız ve her biri birbirinden değerli ve özel ailelerimiz ve çocuklarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Baştan söyleyeyim, heyecanımı bağışlayın. Yani uzun yıllardır konuşma yaparım, uzun yıllardır bu tarz hitabetleri gerçekleştirdim ama muhtemelen konuşmanın heyecanından değil de projenin heyecanından ellerim bile titriyor işin açıkçası. Onu da başta belirtmiş olup affınıza sığınıyorum. Görev süremiz boyunca birçok yatırımın temel atma töreni, açılışı, pek çok farklı projenin tanıtımı vesilesiyle bir araya geldik. Her bir araya gelişimizde Meram ve Konya'ya değer katıyor olmanın heyecanını, sevincini, mutluluğunu birlikte yaşadık. Bugün tüm bunlardan artı bir daha fazla mutluluk yaşatan bir buluşma olacak inşallah. Kıymetli misafirler, öncelikle şunu belirtmeliyim ki hemşehrilerimizin bizleri göreve layık gördüğü ilk günden itibaren Meram'da yaşayan her bir ferdimize yönelik hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşamaktan mutluluk duyacakları bir ilçe oluşturmaya çalıştık. Meram, altyapı çalışmalarından kentsel dönüşüme, sosyal, kültürel, sağlık alanında yapılan çalışmalarında çocuklarımız ve gençlerimize yönelik projelere kadar gencinden yaşlısına
toplumun tüm bireylerine yönelik çok sayıda yatırım planlamasına sahne oldu. Sosyal projelerimiz ise bu çalışmalar arasında belki de en kıymetlilerindendi. Sosyal belediyecilikte imza attığımız her projede yegane motivasyon kaynağımız siyaset üstü bir yaklaşımla tüm ilçe sakinlerimize ulaşabilmek, onların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretebilmek oldu. Bugün tüm bunların arasında en özel ve en anlamlılardan birini hayata geçirmek amacıyla bir araya geldik. DOST, yani Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi. Neden bu kadar anlamlı ve özel olduğu adı itibariyle net olarak anlaşılıyor sanırım. DOST Meram, belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle oluşturulmuş, eğitim modeli itibariyle şu anda ülkemizdeki ilk ve tek merkez olacak. Buradaki temel düsturumuz, Down sendromlu bireylerimiz ve ailelerinin yaşam kalitesini artırırken onlara destek vererek yalnız olmadıklarını gösterebilmek. Peki DOST Meram nedir? Burada neler olacak? Hedefleri ve çalışma prensipleri hakkında sizlere kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Güvenmek, sevilmek, üzülmek, heyecanlanmak ve kimi zaman sıkıca sarılmaktır DOST. DOST, değer verilen herkes ve her şeydir. Ve bugün Meram'da bir dostunuz var. DOST ismini oluştururken esinlendiğimiz DOST kavramı hem kaynaşmayı çağrıştırmakta hem de kadim medeniyet anlayışımızdaki kapsayıcılığı işaret etmektedir. DOST Mevlana için Şems, Yunus için Taptuk, Neşet için ise bağlamadır. Değer verilen herkes ve her şeydir. DOST olmak sevginin sürekliliğidir, iyiliğin karşılıksızlığıdır, karşılıksızlığıdır. DOST zorda kaldığınızda görmek isteyeceğiniz ilk kişi veya kurumdur. Ya da ailelerin yalnız hissettikleri anda ilk destekçisi olmaktır. Peki neden DOST değil de DOST? Geçtiğimiz haftadan bu yana şimdi dostluk zamanı sloganıyla billboardlardaki görsellerimizi görenler bu soruyu kendi kendilerine sormuşlardır. Aslında tam da buradaki D bile projemizin farklılığını anlatıyor. Özel çocuklarımıza yönelik özel bir isme işaret ediyor. Hikayemizi daha da özel özetliyor. Hikaye demişken bilindiği üzere Down sendromlu bireylerimiz gelişimsel durumları sebebiyle özel müdahalelere gereksinim duymaktadır. Sosyal kapsayıcılık alanında marka olmuş Konya'mızın özel eğitim alanındaki örnek anlası öncülüğünün devam ettirilmesi yola çıkış hikayemizin başlangıcı ve motivasyon kaynağımızdır. Bizler de Kadimşehir Konya'mızda Down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola koyulduk ve Konya'nın ilkler şehri olmasına katkı sağlamak adına Güzide ilçemiz Meram'da çalışmalarımıza başladık. DOST Meram ile Down sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rollerini üstlenebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz aslında. Bunun için kurduğumuz DOST Meram ile özel bireylerin fiziksel, zihinsel, duysal ve sosyal gelişimlerini bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz. DOST Meram ile benimsediğimiz çok sayıda amaçtan öne çıkanlarını özetlemek istiyorum. Down sendromunda erken tanı konması ve gerekli tedavilerin gerçekleştirilmesi, özel bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve iyileştirme gibi ihtiyaçlarının karşılanması, kişilerin ihtiyaçlarına uygun nitelikte dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim imkanlarının sağlanması, spor, hayvancılık ve tarım gibi pek çok farklı alanda Down sendromlara alan açarak bu bireylerin doğa ve toplumla kaynaşmalarının sağlanması, toplumun tamamıyla sosyal ve kültürel açıdan kaynaşmayı sağlayan çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesinin temin edilmesi, engellilik algısının ötesine geçerek düşünen, üreten ve toplumla bütünleşen bireylerin ortaya çıkarılması, yüksek düzeyde çağdaş ve disiplinler arası hizmet modelleriyle bu alandaki gelişime öncülük edilmesi ve küresel ölçekte dayanışma, araştırma ve uygulama merkezi haline gelinmesi. Biz DOST Meram projesini çok kıymetli görüyoruz ve belediye imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi asla eksik etmeyeceğiz. DOST Meram, Down sendromlu bireylere yönelik özel eğitim programlarına sahip olması ve aileyi de eğitimin bir parçası yapmasıyla hiç şüphesiz kısa süre içinde ulusal ve küresel ölçekte adından söz ettirmeyi başaracaktır inşallah. Mevlana'nın hoşgörü şehri Konya'da bir ilk olmasıyla bizleri gururlandıracak olan DOST Meram, hemşehrilerimizin tamamına ulaşma hedefimize yönelik olarak dezavantajlı bir kitleye daha erişmemize imkan sağlayacaktır. DOST Meram'ın yeni ve özgün yapısı ile ülke genelinde model bir yapı olacağından ve Mevlana şehrinin kapsayıcı kültürüne büyük katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. DOST Meram başlangıcında gelişimsel geriliğe yönelik öğretim modülü ile
faaliyete başlayacak. Sonrasında ise fizik tedavi modülü ile hizmetlerini genişletecektir. DOST programı bu modülün kazanımlarını Down sendromlu bireylere aktarırken etkili ve aktif öğrenme yaklaşımlarını özel eğitimde kullanılan eğitim yaklaşımları ile birlikte harmanlayarak uluslararası kriterleri taşıyan eklektik bir eğitimi temel alacaktır. Özel bireylerin yanında diğer aile bireylerinin ve öğretmenlerin eğitimine de odaklanacak olan DOST Meram sadece kurumda bulunan bireylerin değil tüm özel bireylerin gelişimine hizmet etmeye çalışacak zamanla model gösterilen bir kurum olacaktır. DOST Meram'ımızdaki eğitim var olan programlardan birinin aynen kullanımını içermeyecek. Bunun aksine pek çok programın ortaya koyduğu bilgi ve becerilerin harmanlanmasından oluşacaktır. Gerek davranış temelli müdahaleler, gerekse bilişsel yaklaşımlardan yararlanmak, toplum ve çevre olanakları ile kültürün derin hafızasından faydalanmak programımızın temel amacı olacaktır. Öz bakım, günlük yaşam, sosyal kaynaşma ve üst bilişsel özelliklerin yanı sıra akademik, fiziksel ve sanatsal becerilerin kazandırılmasına odaklanan DOST Meram, öğrencilerin genel eğitim okullarında kaynaşmasını sağlayarak eğitim imkanlarından yararlanmalarına ön ayak olacaktır. DOST Meram, Down sendromlu bireyler için ülkemizde belediye, üniversite, milli eğitim ve STK desteğiyle oluşturulmuş ilk ve tek merkez olmasıyla da dikkat çekmektedir. Faaliyet ve aktivite alanlarında sosyal sorumluluk ilkesini benimseyecek olan DOST Meram, Down sendromlu bireylere ve ailelerine normal bir gündelik yaşam sürebilme hatlarını sağlayabilecek hizmetler sunmayı da hedeflemektedir. Merkezimizde Down sendromu konusunda yaşanan küresel gelişmelerin Türkiye'ye uyarlanması ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumlara da önce olunmasını planlamaktayız. DOST Meram, hobi alanları, sosyal olanaklar, iş hayatına hazırlık, aileler ve eğitim gibi özellikler başta olmak üzere pek çok açıdan öne çıkmaktadır. DOST Meram, Down sendromlu bireyler yaşam destek merkezimizde neler olacak peki? Kısaca merkez ile ilgili fiziki ve çevresel diğer detaylardan da bahsedeyim. 8.835 metrekare arsa alanı içerisinde eğitim birimleri, sosyal tesis, idari birimler, rehabilitasyon uygulama alanı dahil 1.340 metrekare kapalı alana ve 5.000 metrekare yeşil alana sahip. Yine merkezimizde 6 bireysel eğitim sınıfı ve 2 grup eğitim sınıfı olacak. Bireysel sınıflarımızda haftada 240 saat eğitim, grup sınıflarımızda ise haftada 192 saat eğitim imkanı sağlanacak. DOST Meram binamızda spor atölyemiz, fizik tedavi merkezimiz ile mutfak ve konaklama olanaklarımız da yer alacak. Down sendromlu bireylerimize kapalı ve açık alanlarda sunacağımız uygulamalar eğitimlerimiz sayesinde bu özel çocuklarımızın dil ve motor becerilerini kıymetli uzmanlarımızın özgün programlarıyla geliştirmeyi hedefliyoruz. İstihdama katkı sağlaması açısından da ciddi bir rol üstlenilen DOST Meram'da kurucu temsilcimiz, kurum müdürümüz, özel öğretim öğretmenlerimiz, fizyoterapistimiz, beden eğitimi öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, idari ve yardımcı hizmetler ile güvenlik personellerimiz görev almış olacak. Yine Necmettin Erbakan Üniversitemizden akademik danışmanlarımız da DOST Meram'ın hizmetlerine değer katacaktır. DOST Meram Down sendromlu bireyler yaşam destek merkezimiz Durunday mahallemizde konumlanıyor. Yani doğa ile iç içe öğrencileri gibi kendisi gibi özel bir lokasyonda yer alıyor. Otobüs duraklarının bulunduğu konumda bulunan DOST Meram'a Selçuklu'dan ve Karatay'dan da kolayca ulaşım sağlanabilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz için DOST Meram'ın servis araçları da hazır bulunacaktır. Bugün bu özel projemizin tanıtımını yapıyoruz. Peki merkezimizde son durum nedir ve açılışını ne zaman yapacağız? DOST Meram'da son rötuşlar yapılıyor ve Ağustos ayında demo eğitimlerine başlamayı planlıyoruz. Aynı içinde bulunduğumuz ayda. Yeni eğitim öğretim dönemini hep birlikte inşallah DOST Meram'da karşılamak nasip olur. Değerli dostlar, bir şiarımız var. Bir projeyi ya tüm donanımlarıyla düşünerek, hakkını vererek hayata geçireceğiz ya da bu işe hiç girişmeyeceğiz. DOST Meram, komisyon üyelerimizin de araştırmaları sonucu Türkiye'de ilk kez uygulanacak özgün bir eğitim modelini benimsiyor. Bu proje bu yönden de çok kıymetli ve özel. DOST Meram'ın hayata geçirilmesinde emeğe geçen ve Meram Belediye'miz ile birlikte hareket eden Necmettin Erbakan Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu özel merkezin ilçemize kazandırılmasında desteklerinden ve katkılarından dolayı kıymetli İl Emniyet Müdürümüze, Sayın Valimize ve süreçin gelişmesine emek veren komisyon üyelerimize teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Bir teşekkür de Meram'daki her projemizde desteklerini yanında hissettiğimiz
Önceki dönem Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Murat Kurum'a, mevcut Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki'ye, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bu işin fikir babalarından olan Uğur İbrahim Altay Bey'e, milletvekillerimize, bugün burada buluşmamıza vesile olarak salonu tahsis eden, böylesine hayırlı bir işe destek veren Dedeman Konya Oteli, değerli ailelerimize ve siz kıymetli misafirlerimize. Sosyal belediyecilik anlayışımızın adeta bir sembolü olan Dost Meram için emek harcayan, taş üstüne taş koyan tüm yol arkadaşlarımdan bir kez daha Allah razı olsun. Meram'ımızın dayanışma kültürünün adeta bir sembolü olacak bu kıymetli kurumun başarılarıyla adından söz ettireceğinden ve her daim bizleri onurlandıracağından hiç kuşkumuz yok. Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla ilçemizde başlattığımız bu iyilik hareketinin katlanarak büyümesini ve tüm ülkeye yayılmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Biz farklılıklarımızla güzel ve anlamlıyız. İyi ki varsınız. Ve ilk desteğinizi de bugün burada sizler burada otururken telefonlarınızda SMS soruyla sosyal medya adreslerimiz geldi. İlk desteğimizi de onları takip ederek vermiş olursunuz. Onu da sizlerden rica ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, ailelerimiz adına konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Hakkı Kutlu Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer yöneticilerimiz, kıymetli büyüklerimiz, değerli ailelerimiz, başkanımız konuşurken dikkatimi çeken en önemli şeylerden birisi, bir dosta ihtiyacınız olduğunda o anlamda da burası cevap vermeye hazır bir tesis olarak planlandı demiş idi. Biz ilk defa aileler olarak Down sendromlu çocuklar ve onların ebeveynleri olarak ilk defa bu dostluk elini somut bir şekilde ilk defa bu kadar yakınımızda hissediyoruz. İnşallah ailelerimiz amacı doğrultusunda burayı boş bırakmayacak ve bu hizmet amacına ulaşan örnek bir proje olarak yoluna devam edecek. Emekleri için tüm yöneticilerimize, emeği geçenlere, ailelerimiz adına teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olunuz. Hakkı Kutlu Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, proje paydaşımız, derneğimizin kurucu üyesi Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanımız Sayın Mehmet Mumlafalıoğlu Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli protokol, kıymetli misafirler ve sevgili dostlar. Bu özel günde bizleri ve özel evlatlarımızı, kardeşlerimizi yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, bugün burada bir araya gelmiş olmamızın çok özel bir sebebi var. Meram Belediye'miz, Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi, yani kısaca DOST'un startını veriyoruz. Bu çatı çok özel bireylerimize, çocuklarımıza ve onların fedakar ailelerine en güzel şekilde hizmet vermek için hazırlanıyor. Down Sendromlu bireylerimiz hayata karşı mücadelelerinde yanlarında durmak, eğitimlerine katkı sunmak, ailelerine destek vermek ve
ve topluma dahil olmalarını sağlamak için hayata geçirilen merkezimiz şimdiden hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah. Kıymetli misafirler, elbette her insan ve her çocuk özeldir, eşsizdir ve benzersizdir. Farklı genetik özellikleriyle Down sendromlu çocuklarımız ve bireylerimiz, sevgi dolu kalpleriyle herkesten ve her şeyden daha benzersiz ve daha özeldirler. Down sendromlu bireylerimiz, işlerinde yaşadıkları saflık ve sevgi dolu kalpleriyle çevrelerine müthiş bir enerji yayarlar. Kalplerindeki sevgi ve neşe, etraflarındaki herkesi derinden etkiler ve gerçek bir değişim yaşatır. Farkındalığı arttırarak ve ön yargıları azaltarak daha hoşgörülü, kucaklayıcı ve daha adil bir dünya hedefimize katkıda bulunurlar. Onların gülümsemeleri, iştenlikleri ve sevgi dolu tavırları tüm insanlara olduğu gibi bana da her zaman ilham vermiştir. İşte verdikleri bu ilham sebebiyle merkezin başkanlığı görevini mutlulukla ve onurla kabul ettim. Daha mutlu insanların yaşadığı bir şehir adına kurulan bu çatı için büyük emekler verildi. Lansmanını yaptığımız merkezin kuruluşu ve hazırlıkları için oluşan komisyonumuz yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyor ve halen çalışmaya devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde de merkezin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ben bu merkezin şehrimize kazandırılmasında ve bu aşamaya gelmesinde desteği olan önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Sayın Murat Kurum'a, şu anki Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki'ye, Valimiz Vahdettin Özkan'a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş'a, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu'ya ve üniversitemizin kıymetli hocalarına, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim merkezin açılışında yine siz değerli misafirlerimizle beraber yapmayı nasip eder inşallah. Tekrar katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Derneğimizin ve kurumumuzun şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanımız Sayın Mehmet Mullafaloğlu Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, proje paydaşımız ve derneğimizin kurucu üyesi İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit Beyefendi'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, sayın komutanlarım, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sayın rektörlerimiz, sayın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarımız, sayın il müdürlerimiz, sayın ilçe belediye başkanlarımız, sayın protokol üyeleri, çok değerli çocuklarımız, çok değerli velilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, Meram Belediyesi'nin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu çok değerli bir projenin tanıtım toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Milli Eğitim Camiası olarak engellilik ve engelli olan bireyler konusunda sosyal bir duyarlılık ve sorumluluk olarak görüyor, adımlarımızı bu bilinçle atıyoruz. Nitekim özel durumları olan tüm bireylerimizin karşılaştığı sorunlar sadece onları ve ailelerini değil, toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Bu sorunlara çözüm getirirken her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket edilmesi ve çalışmaların bu bilinçle yürütülmesi önemli bir husustur. Unutulmamalıdır ki yaşadığımız toplumun tüm fertleri aynı hayatı paylaşmakta ve aynı şeylere ihtiyaç duymaktadır. Nitekim özel bireylerimizin kendilerine gereken imkan ve fırsat tanındığında çok büyük başarılar elde ettiklerine ve ülkemizin kalkınmasındaki pek çok konuda engel tanımadıklarına hep birlikte
ve gururla şahit oluyoruz. Değerli konuklar, MERAM, Down sendromlu bireyler yaşam destek merkezi, Down sendromlu çocuk ve yetişkenlerimize profesyonel anlamda eğitim hizmeti verilecek, onların hayata en iyi şekilde hazırlanmalarına ve etkin bir şekilde rol üstlenmelerine katkı sunacak çok önemli bir merkez olacaktır. İlimizde otizmli bireyler için eğitim hizmeti veren ve ülkemiz için örnek bir kurum olan SOBE gibi DOSTA Down sendromlu bireylerimizin çok önemli ve öncü bir rol üstlenecektir. Zira eğitimle aşılamayacak hiçbir engel yoktur. İnanıyoruz ki DOST bu engelleri aşmada en güçlü vesilelerden biri olacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde projenin hayat bulmasına öncülük eden MERAM Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş ve değerli ekibiyle Necmettin Erbakan Üniversitemizin değerli rektörü Sayın Cem Zorlu'ya ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Engellerin bir sorun olmadığı, özel bireylerimizin hayatın içerisinde en faal bir şekilde yer edindiği bir dünya temenni ediyor. MERAM, Down sendromlu bireyler yaşam destek merkezinin MERAM'a, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, proje paydaşımız ve derneğimizin kurucu üyesi Necmettin Erbakan Üniversitemizin değerli rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum konuşmalarını gerçekleştirmek üzere. Saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli aileler, sevgili gençler. Bugün tarihi noktada önemli bir günü müşahede ediyoruz. Gerçekten Konya belediyeleri sosyal projeleriyle Türkiye'de ses getiren işler yapıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Selçuklu Belediyesi, Karatay Belediyesi, MERAM Belediyesi'nin de bugün katkılarıyla bu alanda ciddi bir boşluk dolduruluyor. Üniversite olarak 3 tane merkezi belediyemizin, Alzheimer Merkezi, SOBE ve bugün de MERAM Belediyemizin de başlattığı projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Üniversite sadece bilim üretilen bir merkez değil, o bilimin sosyal hayata aktarılan kanallarını açan ve o noktada da var olan bir önemli kuruluştur. Hamdolsun bu noktada elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Bu dostluk projesinde de gerçekten bu proje sadece maddi boyutu olan bir proje değil, manevi boyutu olan bir proje. Buradan ciddi anlamda bizim üniversite olarak ve bu projeyi başlatan MERAM Belediyesi olarak Rabbimizin huzurunda da önemli bir takım sevaptar olacağımız, sevap kazanacağımız bir amel olduğu kanaatini taşıyorum. Bu projeye rehberlik eden MERAM Belediye Başkanımıza, diğer paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Sadece biz 3 merkez belediye ile ortak projeler yürütmüyoruz. Aslında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur Başkan'ın riyasetinde de üniversite olarak çok ciddi projelere imza attık, atmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi bu projenin hayra vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Cem Zorlu hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, hitaplarını gerçekleştirmek üzere MERAM Kaymakamımız Sayın Ali Murat Kayhan Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Rektörlerimiz,
ilimizin değerli yöneticileri, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli misafirler, sevgili minik dostlarımız, hepinizi en kalbi duygularımla ilçemiz adına selamlıyorum. Efendim gerçekten ulvi bir proje. Böyle dezavantajlı olan çocuklarımıza sahip çıkılması hem de çok üst seviyeden onların ihtiyaç duydukları, istedikleri programların hazırlanması gerçekten bizleri hem sevindiriyor hem duygulandırıyor. İnşallah bu ve buna benzer projeler, özellikle proje ilelebet artarak, büyüyerek devam etsin. Emeği geçen, katkısı olan, paydaşı olan herkese, katılımı olan herkese teşekkür ediyor. İlçem adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berem Kaymakamımız Sayın Ali Murat Kayhan Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, derneğimizin kurucu üyesi Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Çok değerli protokolümüz, kıymetli aileler, sevgili çocuklar, gençler, basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Konyalılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mustafa Bey'in heyecanı kadar olmasa da benim için hem heyecanlı hem de çok mutlu bir gün. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olarak hayatın her alanında şehrimizi geliştirmek için çok büyük bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Ve artık Türkiye'nin ve dünyanın kabul ettiği bir slogan haline gelen Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz. Konya modeli belediyecilik demek birbiriyle rekabet eden değil, ortak çözümler üretmeyi başaran kurumlar oluşturabilmek. Onun için Büyükşehir Belediye'miz ve merkez ilçelerimiz aslında şehrimizin dezavantajlı grupları için birlikte çözümler üretiyorlar. Selçuklu Belediye'mizin SOBE markası artık sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da önemli hizmetler üreten, herkesin bildiği, otizm denince akla gelen önemli markalardan birisi oldu. Yine Karatay Belediye'mizin Alzheimer merkezi Türkiye'nin en iyi örneklerinden birisi. Şimdi de Down sendromlu çocuklarımız için DOST markasıyla yeni bir kardeş onlar için geliyor. Ben şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her ne kadar sınırlarımız ayrı olsa da Konya'da birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla belediyelerimizin her alanda proje üretmek yerine özel spesifik alanlarda Türkiye örnek işler yapmasını çok önemsiyorum. İnşallah DOST da Konya'mızın yeni markalarından birisi olacaktır. Down sendromlu çocuklarımız hayata artı birle başlıyorlar ve onlarla her karşılaştığımızda onlardan aldığımız enerji, onlardan aldığımız sevgi hepimizin o günü mutlu geçirmesini sağlıyor. İnşallah DOST da onlar için yeni bir başlangıç olacak. Özellikle ilgilenildiğinde, imkan verildiğinde onların spordan sanata kadar birçok alanda çok önemli başarılar elde ettiğine tüm Türkiye'de şahitlik ediyoruz. İnşallah bu merkezde çocuklarımız ve aileleri için önemli başarılara imkan sağlayacak. Bir taraftan da ailelerin bir araya gelmesi, sorunlarını konuşuyor olmaları, çözüm önerilerini birlikte oluşturuyor olmaları çok kıymetli. Onun için dernekte görev alan başta başkanımız olmak üzere tüm kurucu üyelere ben teşekkür ediyorum. Bunlar büyük sorumluluklar, büyük fedakarlıklar ama rektörümüzün ifade ettiği gibi hem bu dünyamız için hem öbür dünyamız için bizler için önemli bir hazine. Bir taraftan da Konya'da kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneklerinden birisini görüyoruz. Rektörümüz, il müdürümüz ve belediyemiz ortak bir marka oluşturuyorlar. Bu kurumsal ilişkilerinde Konya adına çok önemli olduğuna inanıyorum. Kıymetli milletvekillerimiz, il başkanlarımız, sayın valimiz ve il müdürlerimizle birlikte, üniversitelerimizle birlikte
Konya için yeni değerler oluşturmaya bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Ben burada özel bir teşekkürde bulunmak istiyorum. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç'e ismen de özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu binayı kişisel olarak kullanmak yerine bu çocuklarımıza armağan etmekte onun çok büyük emeği var. Tüm emniyet ailesi adına kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Büyük bir fedakarlık. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Ama inşallah bizi cennette karşılayacak bir müjde olduğuna ben inanıyorum. Yine Sayın Valimize, Sayın Bakanımıza, Sayın Murat Kurum Bakanımıza, ÖSSK Bakanımıza da ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken Hazreti Mevlana'nın bu konuda ifade ettiği bir beyitle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hazreti Mevlana Mesnevisinde diyor ki, Allah dostların gönüllerinde bağlar, bahçeler yeşertmiştir. Dost altın gibidir ve dostun gölgesi altında bir güneş olursun. Biz de inşallah bu çocuklarımızın gölgesi adında, gölgesi altında onlarla birlikte tüm Türkiye'yi aydınlatacak bir güneş olmamızı temenni ediyorum. Meram Belediye Başkanımıza ortaya koyduğu gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii projenin ilk konuşulduğu andan itibaren kendisi çok büyük heyecan ve gayretle bu işi sahiplendi. Benim adıma da aslında bir hakkın teslimi. Bunu söyleyip söylememekte çok tereddüt ettim ama söylemek istiyorum. 9 Nisan 2014'te SOBE'nin temelini atarken orada Otizm ve Down Sendromlar Merkezi diye bir ibare vardı. Ailelerimiz kafa sallıyorlar, hatırlayanlar var. Ama süreç bizi o dönem otizmde yoğunlaşmaya götürdü fiziki imkanlarla. Aradan belki bir 10 yıl geçti ama Meram Belediye'miz inşallah bu eksiği şehrimizde tamamlamış oldu. İnşallah çocuklarımız ve aileleri için çok güzel bir dost kazanmış olduk. Benim de bu konuda gönlümün bir eksiği giderilmiş oldu. Bir mahcubiyetim tamamlanmış oldu. İnşallah daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Başta Meram Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese, Sayın Rektörümüze, İl Müdürümüze, dernekte yönetim alan tüm kardeşlerimize ve bu çocuklarımız için gecesini gündüzünü feda eden tüm ailelerimize gönülden teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, hitaplarını gerçekleştirmek üzere derneğimizin kurucu üyesi AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Arz ederim efendim. Muhterem protokol, çok değerli çocuklarımız, aileleri, basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Özel çocuklarımız için özel bir günde beraberiz. Konya'mız birçok konuda örnek olduğu gibi en yakın depremdeki başarılı hizmetleriyle belediyelerimizin, başta büyükşehir, sıkıntıda olan her konuda hükümetin yanında olan, hatta devletin işlerini yapmaya çalışan önemli bir farklı hizmet anlayışı olan bir şehrin mensuplarıyız. Bunu Milli Eğitim'de gördük. Milli Eğitim Müdürümüz burada. Başta büyükşehir, ilçe belediyelerimiz birçok okul yaparak, sağlık ocağı, sağlık tesisi yaparak ilgili bakanlıklara teslim etti. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız 2014'te çok önemli bir şey başlattı. SOBE ile birlikte, başkanımız da burada ve Türkiye'de örnek bir eğitim çalışması oldu.
Hasan Başkanım'la girerken söyledik. Her gelenin bir ziyaret etme ihtiyacı duyduğu bir başarılı çalışma oldu. Bugün de otizmli çocuklarımıza dönük böyle bir adım atılıyor. İnşallah en güzel şekilde yine Türkiye'ye örnek bir çalışmanın başlatılacağına inanıyorum. Birçok görevlerde bulunduk, çalışmalarda bulunduk. Devlet çok mücadele ediyor. Hele Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Önemli bütçeler koyuyor. Ama büyük bir yapı, karar verme mekanizmaları belediyede veya böyle örnek tesisleri işletmekteki kadar başarılı olamıyoruz. Sobe'de bunun örneğini gördük, burada da göreceğiz. Bir başka özelliği de üniversitemizin, değerli rektörümüze teşekkür ediyorum, Meram Üniversitemizin, İl Milli Eğitim'in, STK'nın ve belediyenin birlikte bu işi yapması da ayrı bir anlam katıyor. Ben bütün paydaşları kutluyorum. Başkanımıza, her zaman yönetimine, içinde olduğumuz bu çalışmanın her kademesinde emirlerinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizim anlayışımız bir insanı kurtaran bütün alemi kurtarmış gibi olur. Hayat bize doğuştan veya yaşam süremiz içerisinde farklı sınavlara tabi tutabilir. Bunları da hep birlikte çözmemiz, hep birlikte yanlarında dostları olduğunu göstermemiz gerekiyor. Evet, şimdi dostluk zamanı sloganıyla başlatan değerli Meram Belediye Başkanımıza başta, heyecanını çok iyi biliyorum başından beri, teşekkür ediyorum. Paydaşlarına teşekkür ediyorum. Her zaman bu çalışmalara destek veren Büyükşehir'e ve tüm destekçilerine, il emniyetin özellikle bir katkısı oldu, ona teşekkür ediyorum. Hepimizin milletvekilleri olarak, kademelerdeki her türlü yönetici olarak bu çalışmanın yanında olacağımızı belirterek hayırlı olsun diyor, saygılar sunuyorum. AK Parti Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem Beyefendi'ye milletvekillerimiz adına yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli milletvekillerimiz de aramızdalar. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, protokol imzamız olacak. İşbirliği protokolümüz imzalanacak. Proje paydaşlarımızın değerli yöneticilerini ben huzurlarınıza davet edeceğim. Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanımız Sayın Mehmet Munlafalıoğlu, Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş Beyefendi, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Yiğit Beyefendi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Cem Zorlu Hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. İşbirliği protokolümüz imzalandı.
Tebrik ediyoruz efendim değerli kurumlarımızın yöneticilerine. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Derneğimizin ve merkezimizin hayırlı başarılı işlere imza atmasını temenni ediyoruz. Destek veren kurumlarımızın değerli yöneticilerine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Bir hatıra fotoğrafı alacağız efendim. Değerli büyüklerimizi yerlerine almadan önce Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, değerli komutanlarımız. Çocuklarımızı da huzurlarınıza davet ediyoruz değerli dostlarımızı. Evet, alkışlıyoruz değerli dostlarımızı. Hayırlı olsun efendim. İl müdürlerimizi, sivil toplum kuruluşu başkanlarımızı, tüm protokol üyelerimizi de alıyoruz efendim. Buyursunlar. Gülümsemeleriyle, dostluklarıyla etraflarına neşe saçan değerli dostlarımızı bir daha alkışlayabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz efendim katılımlarınızdan dolayı. AK Parti Konya milletvekillerimiz Orhan Erdem Beyefendi, Selman Özbayacı Beyefendi. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel Beyefendi. Önceki dönem AK Parti Konya Milletvekilimiz Ahmet Sorgun Beyefendi. AK Parti Konya Milletvekilimiz Mustafa Hakan Özel Beyefendi programımızı teşrif ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.